İyi akşamlar. Seçime doğru programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Bençik Seçilmiş. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Özellikle dün idrak ettiğimiz kandilimizin kutlu olması dileğiyle. Bir mukabele aynı şekilde sizlere, tüm izleyicilerimizle kandilini tebrik ediyoruz. Evet, sizlere söz vermeden önce yapmış olduğumuz yayınlara başlayalım. İlk gün yayını yaptığımız zaman sizin tabirinizde cepsiz ceketi giyip Sivas'a geldiniz ve hadi bismillah dediniz. Size verilen görevi yerine getirmek için vatandaş odaklı çalışmalara başladınız. O günden bugüne kadar da geçen süre içerisinde tabiri caizse sabah erken saatlerde başlayan geç saatlere kadar süren bir çalışma. Evet. Sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik ev, bırakmadınız. Doğrudur. Baktığınız zaman da Sivas'a gönül veren insanların gönüllerini kazanmak için de çaba sarf ediyorsunuz. Seçime şu anda 19 günlük bir süre kaldı. Aşkım. Öncelikli olarak vatandaş odaklı çalışmalardan bahsedelim isterseniz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Nasıl bir duygu içerisindeler? Sivaslı seçmen nasıl bir belediye başkanı bekliyor? Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize iyi akşamlar demek istiyorum. Evet, bugün sizinle sanırım ikinci programımız, üçüncü SRT programımız. Ama ilk televizyona sizinle beraber halkımıza sesleme imkanı bulmuştuk. O günden bugüne hakikaten seçim çalışmaları biraz daha hızlandı. Şu ana kadar da gayet seviyeli ve düzenli siyasi partiler arasında ve adaylarımız arasında herkes de işi gücü rast gelsin. Güzel bir seçim süreci geçiyor. Umarız böyle de devam eder ve bu seçim bir kere daha söyleyelim ki hayırlara vesile olur. Hakikaten yorucu bir süreç. Biz baştan beri bazı politikalarımızı dile getirmiştik. İlk iki sloganımız insana dokunmak ve sosyal belediyecilikti. Evet. Sosyal belediyeciliği biz projelerimizle anlatıyoruz. Ama insana dokunmak dediğimiz insanlara ulaşmak ve onları dinlemek. Hakikaten yine aynı tespitleri söyleyeyim. İlk karşımıza çıkan sıkıntılar maalesef ekonomik sıkıntılar. Ülke gündemini biz pek fazla değerlendirmek istemiyoruz ama bir vatandaş olarak da karşılaştığımız manzaraları dile getirmek istiyoruz. Girdiğimiz veya sohbet ettiğimiz esnaflar, sivil toplum kuruluşları, mesleki oda temsilcileri gayet güzel karşılıyorlar. Teveccühlerinden dolayı da ekranlar karşısında bizleri izliyorlarsa hepsine çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Sivas halkı hakikaten biraz daha fazla sesinin duyulmasını istiyor. Sivas halkı hakikaten ekranlardan çok özel çabalarla hazırlanmış görüntülerden ziyade hakikaten insanların dertlerine çare bulacak projelerin gündeme getirilmesini istiyor. Yine son aynen bize gelen cümlelerle sarf edeyim. Büyük bütçeli projelerden ziyade şehrin öncelikli problemlerin dile getirilmesini istiyor. Dinliyoruz, değerlendiriyoruz. İnanın gündeme getirdiğimiz projeler veya çözüm önerileri de bunların bize yansıyan soruların da tam karşılığını bulduğu kanaatindeyiz. Evet, yaklaşık bir 19 gün dediniz ama 20 gün civarında, 20 küsur gün bir süre kaldı diye hatırlıyordum. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Yine benim odaklanmam halkımın içi. Gezebildiğimiz kadar insanı gezeceğiz, ziyaret edebildiğimiz kadar insanları ziyaret edeceğiz. Ekranları başında benim ziyaret ettiğim insanlar varsa onlar da şahit olacaklardı ki biz kimseye, bize oy verin demiyoruz. Bir, memleket için hayırlısını istiyoruz ve dua istiyoruz. Bu bir şövenist bir yaklaşımla değildir ama hakikaten biz memleketin hayrına bir çalışma olsun diye arzu ediyoruz. Birkaç geçmiş programlarla gündeme getirdiğimiz bu ekranlardan veya başka ekranlardan projeler vardı. Daha doğrusu sıkıntılar vardı. Buradan ekranlar başına teşekkür ediyoruz bu çözümlere, sorunlara çözüm bulan şehrimizin yöneticilerine hemen reaksiyon alınıyor. Bu da aslında bizim de konuşmalarımızın ve programlarımızın başta da kurumunuz olmak üzere çok dikkatli dinlendiğini düşünüyoruz. Umarız bir farkındalık oluşur. Bugün Melih Seçilmiş belki kazanır kazanmaz, başka adaylarımız kazanır kazanmaz ama adaylarımız ve bizler şehrin bir sorunu gündeme getirebilir, bir konuyu tartışmaya açabilir isek ve şehrin menfaatlerine o gün konunun muhatapları bir çözüm bulabilirse ne mutlu bizlere diyoruz. Evet. Ümit ederiz bu şekilde de devam eder diye düşünüyoruz. Sayın Başkanım, özellikle elbette ki şehrin görüntüsünde sizin ayrı bir özelliğiniz var, ayrı bir yeriniz var. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sevgi ve özellik hiç kimseye nasip olmaz diye düşünüyorum. Çünkü
rahmetli Osman Seçilmiş'le birlikte başlayan bir süreç var ve siz onun yadigarı olarak kaldığı yerden devam etme düşüncesindesiniz. Teşekkürler. Bugüne kadar konuştuk. Merkez odaklı çalışmalar, vatandaş odaklı çalışmalar ama projelerden detaylı olarak bahsetmedik. Önceki programda bir miktar girdik. Evet. Şehircilik problemlerini arzu ederseniz böylelikle bir giriş yapmış olalım. Son değerlendirdiğimiz projemiz yine eski sanayiydi. Çünkü bana en fazla soru buradan geliyor. En fazla çözüm önerisi nedir diye bununla karşılaşıyoruz. Hemen bir iki dakikada toparlayacağım. Tabii, tabii. Bugün şehircilik problemlerini ziyade biraz sosyal projelere girelim diye arzu ediyoruz. Tabii. Eski sanayideki çözüm kentsel dönüşümün bir an önce burada Yunus Emre ve Esentepe mahallelerinde de biz kentsel dönüşümden bu noktaların çıkartılmasını uygun olacağını düşünüyoruz. Bu benim düşüncem. Mutlaka bu işin muhatapları farklı düşünebilir veya bizim görmediğimiz açılardan da bakabilirler. Herkese saygı duyuyoruz. Mutlaka eski sanayinin öncelikle bu kentsel dönüşümden çıktıktan sonra daha önceden hazırlanan imar planlarında olduğu gibi 2004 yılından önce hazırlanan imar planlarında olduğu gibi 5000'lik adalar üzerinden biz parselasyonun yapılmasını arz ediyoruz. Herkesin mülkiyetinin üzerine tekabül eden parselde hissesinin verilmesini arz ediyoruz. Burada DOP kesintisi ve benzeri gibi uygulamalarla daha fazla bir mağduriyet oluşması taraftarı değiliz iki. Üçüncü olarak da eğer burada belediyeye geçmiş veya belediye hisseleri var ise herkesin bu adalar veya parseller üzerindeki hisseleri oranında belediye hisselerinin verilmesini yani halka satılmasını istiyoruz. Halka derken eski sanayinin mülk sahiplerine. Evet. Bu mutlaka ücretsiz olmayacaktır. Resmi kurumdur ama düşük raişte. Neden böyle bir şey düşünüyorsunuz? 15 yıl geçti. İki başkanımız, ben latifeyle yaklaşıyorum, aflarına da sığmıyorum. İki başkanı eskitti, yaşlandırdı ama 15 yıl geçti ama eski sanayi bir türlü çözemedik. Memleketin halkın tabiriyle yüzük taşı gibi bir yeri, 15 yıl orada bir mülkünüz olsa kiraya verseniz bunun kira gelirini siz hesaplayın. Çünkü hep bir halk söylemi vardır. 10 yılda bir gayrimenkul kendini amorti ediyorsa güzeldir diye. Evet. Bırakın 10 yılı, 15 yıl geçti. O mülkler kadar bir zarar oluştu. Bu halkımız evet Sivas için güzel şeyler oluşsun diye beklediler ama kentsel dönüşüm burada Yunus yani eski sanayide, Yunus Emre'de, Esentepe mahallesinde de derdimizi çözmedi. Bu kadar mülkiyetin içinden çıkamadı. Evet. Ekranları başında beni izleyen izleyicilerim var. Dün Esentepe mahallesindeydim. Kalabalık bir insanlarla bir akşam bir yerde bir araya geldik. Gayet sıcak bir buluşmaydı. İnsanlar dertlerini anlattı, düşüncelerimi söyledim. Biz bunları iş adamları grubunun olduğu yerde, esnaf odalar birliğinde veya muhtarlardan vesaire muhtelif yerlerde de anlatıyoruz. Hakikaten bu düşüncemizi revaçta ve eski sanayide bunu yaptıktan sonra herkes tapusunu alacak ve istediği yüklenici firmaya yapılaşmanın, imarlaşmanın önü açılacak ve şehrin en gözde hükümet meydanı 15 dakikalık yürüme mesafesinde olan ve ihmal edilmişlikten çözümlenememiş bu yer bir an önce çözülmesi gerekli diye düşünüyoruz. Bunu toparladıktan sonra biz bazı sosyal projeler öneriyoruz. Biz hakikaten bu seçimde astronomik mega giga projelerle çıkmayacağız. Var, hazırladık, maliyetleri yapıldı, planları çizildi ama biz bir projeyi yaparken o konunun, o projenin muhatapları mağdur oluyorsa veya ben siyasi bir şov amaçlı bir şeyler ifade edeceksem bunun hiçbir gereği yoktur diye düşünüyoruz. Aslında isterseniz az önce dedik ki hala halkımızın aslında sıkıntılarından bazıları ekonomiye dayalı sıkıntılar, refah seviyesinin daha da artırılması, alım gücünün artırılmasına yönelik acaba belediye hizmetlerinden ne kadar daha fazla yararlanabilirler diye düşünüyoruz. Bu büyük projelerden ziyade birkaç tane nüans noktasına dokunarak hepsi yetişmeyecek yine ama önümüzdeki günlerde yine tabii ekranlarınız karşısında bunları ifade edeceğiz. Şimdi tam sayıyı alamadık biz ama Sivas'ta bir hayli fazla ailelerde yatan hastalar var. Yatağa bağımlı. Bazen bu engel durumu veya ağır yaşlılığından dolayı bu insanlarımız bakıma muhtaç. İnsan yükü ağırdır derler. Hakikaten de öyle. Devletimizin sunduğu bazı destekler var. Yerinde bakım hizmeti. Evet. Ama bu bakım hizmetleri biraz tabii devlet herkese yetişemiyor. Çünkü benim de bir yakınımda karşılaştığımız bir olaydı. Bu kişi diyelim ki bir röntgen çekimi için hastaneye gidecek ama o anda ambulans bulunamıyor ve bir hafta sonra veya 3-5 gün sonra diyor ama eğer hastanın aciliyeti varsa da sıkıntı oluyor. Şimdi biz diyoruz ki gelin belediye bünyesinde bunu yapan iller var. Bir bakım ekibi kuralım. Biz evdeki özellikle bakıma muhtaç veya ihtiyaç sahibi veya ücreti mukabili belediyeden bu hizmeti almak isteyen insanlara biz bakım hizmeti verelim. İnanın çok büyük paralara mal olmuyor.
İnanın belediye sosyal tesisindeki siyasi basın toplantılarından çok daha cüzi paralara mal oluyor. Bunları çok rahatlıkla, gönüllüler varsa bir gönüllülerle bir birliktelik oluşturalım. Biz buna evde bakım ve hizmet projesi diyoruz. Böyle bir sinerji oluşturulduğu takdirde isterse insanlar belediyeden bu hizmeti alsınlar, isterlerse gönüllü ekiplerinden oluşsunlar. Çünkü ortopedik engellerde de böyle gönüllü hizmetleri vesaire diğer kamu yararına olan derneklerde de bu gibi uygulamalar var. Ve biz evde bakım hizmeti vermek istiyoruz. Bu part time de olabilir veya full time de olabilir. Bunun mutlaka talebe göre de belediyeden ücreti mukabili de olabilir veya çok ihtiyaç var ise proje geliştirilebilir. Bunu daha da geliştirebilirsek bu insanlara bir miktar daha fazla psikososyal destek verilebilir. Belediye bünyesinde kurulacak bir ekiple. Bu insanlar öncelikle bir eğitimden geçirilebilir. Bu bir akredite edilebilir, sertifikalandırılabilir ve bu hizmeti verebiliriz diye düşünüyoruz. Bu ve biraz sonra bahsedeceğim birkaç husus hakikaten çok rağbet görüyor. İnsanlar hakikaten bizlere düşüncelerini belirtiyor. Özellikle eğer halk tabiriyle yatalak hastamız var ise evde, biz bunların bakım hizmetlerini, organizasyonunu kurmaya talibiz. Özetle bu şekilde evet, belirtmek isteriz. İkinci olarak şu anda İlköğretim okulunda öğrencisi bulunan veliler, özellikle ev hanımları beni ekranları başında izliyorlar. Şimdi hitabım onlara. İlkokul öğrencilerinde şu an için karşılaşılan eğitim sisteminin haricindeki en büyük sıkıntı enfeksiyon ve salgın hastalıklar. Çünkü günümüz şartlarındaki besin maddelerinden dolayı metabolizmalarımızın bağışıklık sistemi oldukça yavaşlamış evet, durumda. Hakikaten bendenizin de bir ellerinizden öper iki kızım var. Bir tanesi ilköğretim okulunda. Sınıfta bir hasta bir çocuk gelir ise bütün sınıfa çok hızlı yayılıyor. Öğretmen hemen WhatsApp gruplarından yazıyor ki göndermeyin, hasta olan çocuklar gelmesin diye. Bu ta öğretmene kadar sirayet ediyor. Biz proje ekibimizle hemen şöyle bir kısa belirteyim ki biz projelerde 3 kriter arıyoruz. İhtiyaç mı, yapılabilir mi, finansal ve verimli mevcut mu? Yani çalışır mı? Bir proje ekibi kurduk. Bizim bu ilk adaylık sürecimiz ve seçimlere hazırlanırken bunun içerisinde doktorlarımız da vardı, mühendislerimiz de vardı, esnaflarımız da vardı. Farklı mesleki gruplardan da bir 7-8 kişi bir projeye gündeme geldiği zaman farklı bakış açılarından değerlendirilirdi. Şimdi bu projeyi değerlendirdiğimiz zaman bu enfeksiyon sıkıntısının en büyük nedeni okulların lavaboları. Yani küçük çocukların vericileri kullanım alışkanlıklarının tam oturmamış olması, enfeksiyon ve bazı rahatsızlıkların burada çok fazla diğer çocuklara da salgın hale gelmesine evet, sebep oluyor. Tabii eskisi gibi hatırlarsınız okullarda müstahdemler vardı. Önlüklerini giyer, süpürgelerini alır. Günün sonunda temizliğini yapardı. Hademeler vardı ama artık bildiğim kadarıyla çoğu okulda bu uygulama çok azaldı. İşkur'dan sanırım destekli olarak buraya personel gönderiliyor ama bunlar da cüzi ücretlerle fazla bir iş potansiyelinde bulunuyorlar. Yani çok da verimli bir çalışma ve temizlik hizmeti olmuyor. Biz belediye olarak Allah bize bu görevi nasip eder, halkımız bize teveccüh gösterir ise biz ilköğretim okullarının lavabolarının temizliği ve hijyen ve dezenfeksiyonuna talibiz. Bunu birkaç belediye uyguladı Türkiye'de. Güzel de sonuçlar elde edildi. Hastalık ve bulaşıcı hastalıklar riski düştü. Diyeceksiniz ki ilköğretim okulları üzerinden prova. Hayır. Ben çözümü söylüyorum. Ve bana gelen talepler doğrultusunda. İnanın eğer ilköğretim okuluna giden öğrenci velisi annelerimiz varsa bu projenin hakikaten ihtiyaç olduğu görülecektir. Ben de bunları not alırken aslında bir mühendis gözüyle değerlendirdiğim zaman acaba diye soru işareti vardı ama ben 1,5 aydır bunları anlatıyorum insanlara. Dolaştığımız veya ziyaret ettiğimiz yerler ev sohbetlerinde, sivil toplum kuruluşlarında gayet iyi rağbet görüyor. Evet. Dediğimiz gibi aslında bu okulda, belediyede okul, aile, öğrenci hizmet merkezi kurulacak. Ve bunun akabinde belediye isterse dışarıdan isterse kuracağı ekipler üzerinden belediyenin çok kalabalık bir kadro topluluğu var. Yani Özbelsan, Sidaş vesaire daha etkin olarak kullanılabilir. Çünkü geçmişteki dönemlerde belediye Özbelsan 750 personeli varken çok daha etkin çalışırken bugün çoğu işini yine ihaleyle yapılıyor. Mutlaka o günün şartı öyledir, bugünün şartı böyledir ama o iş gücünü biz çok iyi kullanabiliriz. Bir, çok kalabalık biz bir sayıyı da çıkarttık ilköğretim okullarının hangilerine müdahale edilebilir diye. İnanın cüzi hizmet bedelleri karşılığı dahi dışarıdan hizmet alım yöntemiyle dahi bunlar yapılabilir. Çok da büyük bütçeli projeler değil. Evet. Ama anneler özellikle sesleniyor.
düşünmüyorum. Yani öğrencilerin sağlığına talipsiniz. Biz öyle düşünüyoruz. Çünkü benim projelerim insana dokunmak ve sosyal belediyecilikte. Baktık şehircilik projeleri başaramayacağız. Ben bir yandan da bunları anlatmayı arzu ettim. Üçüncü olarak hakikaten bir hayli fazla emeklimiz var Sivas'ta. Sivas bir tarım şehri değil tam o anlamıyla. Sivas aslında bir sanayi şehri de değil. Aslında ikisinin arasında kalmış bir şehir. Bir eşraftan bir büyüğümüzü ziyaret ettik geçenlerde. Kendisinde bir düşüncesi vardı. Yani hakikaten Sivas'ın vizyonu olarak amacının belirlenmesi gerekiyor. Mahsuru yoktur umarım Afnası'nın Mustafa Sarılar Bey'di. Tabii. Hakikaten kendisi Ticaret Sanatı Meclis Başkanlığı yapmış bir şehrimizin büyüklerinden. Ziraat Şube Başkanı şu an. Aynen öyle. Çok da akıllı bir iş adamı, evet, yatırımcıdır. Kendilerine selamlarımı iletiyorum. Onun sözüydü. Hakikaten el vermek, yani destek vermek veya söze katkıda bulunmak elde değil. Sivas'ta çok fazla miktarda bizim emeklimiz var. Bu emeklilerimiz bazı mesele alanlarda gününü geçirirler. Hükümet meydanındaki sosyal tesislerle, Cumhuriyet meydanındaki sosyal tesislerle veya yeni açılan 15 Temmuz. Evet, Şehitler Parkı'ndaki sosyal tesislerle. Gelin diyoruz, bu insanları bir üretime katkıda bulunalım. Bunun iki tane ayağı var. Bir, acaba belli bir yaş üstündeki insanlara da mesleki olarak neler katabiliriz? Bunlara eğitim kursları veya hobiler veya bir resim veya uğraşabilecekleri bir meşgale. Ben ev hanımlarına da sesleniyorum. Ev hanımlarının da belki birçoğu bazı kurslara gidiyor. Halk eğitimi, belediyenin vesairenin. İnsan bazı şeyleri, bazı çevreyi değiştirmediği müddetçe hayattan tat da almıyor. Bundan dolayıdır ki biz emeklere böyle bir kurs ve eğitim planı düşünüyoruz. Bir. İkincisi, geçmişte seçimlerde gündeme geldi ama çok üstünde durulmadı. Ama bazı büyük şehirlerde çok iyi uygulanıyor. Konya gibi hobi bahçeleri. Şimdi ben bunları anlatırken, bunları ilk anlatmaya bazı STK'larda başladım. Ekranda da sırası geldikçe anlatıyorum. Mutlaka başka adaylarımızın projelerinde de kullanılacaktır. Bunlar Amerika'yı yeni keşfetmiyoruz. Aklın yolu birdir. Onlar da kullanabilirler elbette ki. Ama bir ay öncesinden açıklanan şeyler bunlar. Biz 100-150 metrekarelik yaklaşık olarak 1000 kişiye hitap edecek bir hobi bahçeleri ünitesi kurmayı arzu ediyoruz. İnsanların toprakla buluşturmayı arzu ediyoruz. Torunlarıyla, çocuklarıyla veya genç insanlarımızı. Toprakla uğraşmaktan çok geri kaldık biz. Sivas şehrinde hakikaten bizim çocukluğumuz belki okul bahçelerindeki toprak sahalarda geçti. Ama benim çocuklarım dahil hiçbir yere çıkamıyorlar. İnsanlar piknik yapmak, mesire alanlara gitmek istiyor ama Sivas'ta bu eksikliğimiz de var, mesire alanı. Gelin bu hobi bahçelerini düzenleyelim. Küçük kulübeler, birkaç kişinin içerisinde olabileceği. Belki geliştirilebilir proje, su imkanları, sulama imkanı sağlanır, elektrik ücretlendirilir. Buraya ayrı bir toplu taşıma uygulaması verilir. Yer olarak birkaç yer tespitimiz var. Paşabahçe yol üzerinde var, yine kılavuz taraflarında var. Konya'da uygulamasında bildiğim kadarıyla artık bunu emekli insanlarımız değil, aslında doktor ve hakim gibi oldukça, evet, mesleğinde yoğun ve yorucu çalışan meslek grupları da kullanıyor. Hafta sonu, hiç değilse haftada bir gün, günün ve sosyal yapının şehrin yoğunluğundan, stresinden uzaklaşıp orada bir şeyler yetiştirebilmek, amacına uygun kullanmak şartıyla güzel bir birliktelik oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu da 25 dönüm bir arazi içerisinde ilk planla düşündük. Buna yeterli olan da mutlaka belediyenin veya diğer kullanılabilecek yerlerde mevcut olduğunu tespit ettik. Kısaca geçeceğimiz yine bir projemiz daha var. Şimdi reaya, belediye veya şehrin yöneticilerine Allah'ın bir emanetidir. Özellikle Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yani eski ismiyle Çocuk Esirgeme Kurumları'nda ve Sevgi Evlerinde mevcut barındırılan insanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız. Mutlaka devlet desteği var bu evlatlarımıza ama üniversiteye eğer gidemezler ise 18 yaşından sonra bazı imkanlar daraltılıyor. Biz buna bir destek vermek amacıyla bir sosyal proje olarak belediye bünyesinde, özellikle belediye iştirakindeki Özbelsan, SİDAŞ gibi kuruluşların %10 kadrosunu veya onda bir oranda yeni ihdas edilecek kadrolar da olabilir. Genişlik takdirde biz bu evlerden çıkan insanlara yer vermeyi düşünüyoruz. Çünkü onların da içinde bulunduğu, aslında biz elimizdeki imkanların kıymetini bilmiyoruz ama o insanlar, o gençler çok daha iyi biliyorlar. Çünkü ellerinde yok aile yapıları. Onlara da topluma kazandırılmaları veya bu adaptasyonun daha hızlı olmaları için yetiştirme yurtları ve sevgi evlerinden çıkan gençlerimize biz iş imkanı vermek istiyoruz. Bu mutlaka devletimizin bu konudaki teşvikleri var, destekleri var bazı kadrolarla, onların özel durumları, ama biz yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Aslında bunlar ihmal edilmiş konular.
biraz yokladığınız zaman bir hayli fazla bu konuda mağduriyet yaşayan gençlerimiz olacağını göreceksiniz. Yani ömür boyu sevgi. Diyelim. Evet. İnşallah amacına ulaşır. Ben tekrar ediyorum. Allah bu görevi bir belediye başkanı adayına nasip edecek. Umarız ki teveccühü kazanan biz de oluruz. Diğer adaylarımız da bu işe layık. Ama bizim projelerimize imkan verilirse başımızı bir şekilde bunları uygularız. Bunlar çok büyük maliyetli projeler değil. Eğer başka bir kişi halkımız teveccüh gösterirse ona da saygı duyarız. Bu konuları tartışmaya açtıysak ne mutlu, seçimden sonra götürür o aynı şekilde notlarımızda kendini iletiriz. Büyük bir memnuniyetle, gururla. Şimdi Avrupa Birliği hibe ve teşvikleri var. Sizler de duyuyorsunuz, bazı projeler destek veriyor. Özellikle gençlik projelerine Avrupa Birliği fonu çok fazla destek veriyor. Biz gençlerle beraber bazı çalışmaları yapmak istiyoruz. Bunu şöyle toparlayacak olursak, gençlerin kendi projelerini kendileri belirlesin istiyoruz. Bundan dolayı biz Gençlik Sosyal Proje Ofisi'nin belediye bünyesinde kurulmasını arzu ediyoruz. Evet. Bu proje ofisi kurulurken bana gençler geldiler, bunu birkaç yerde bahsetmiştim. Bizi destekler misiniz? Biz Avrupa Birliği'nden böyle bir gençlik projesi hazırladık. Biz de gayet memnuniyetle yaparız dedik. Hatta onlar bir söz istediler. Burada da belirtebiliriz. Belki belediye başkanı bir genç danışmanı olsun. Hakikaten öyle. Olabilir de yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben bile gençlerle beraber hareket ediyorum. Saadet Partili gençler, hepsine de şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çok azimli gençler onlar. Buraya kadar da bize eşlik ediyorlar, gece geç saatlere varana kadar. İnanın bu gençlerin bile bazı zevkleri, müzik zevkleri bile bana uymayabiliyor. Biz de onlar gibi düşünmek mecburiyetindeyiz. Eğer onlarla birlikte hareket etmek istiyorsak o zaman onlar kendi aralarında imkana fırsat verilebilir. Bazen etrafımızda çocukların çok fazla kendi ayakları üzerinde duramadığından şikayetçi oluyoruz ama fırsat verildiği zaman belki çok güzel şeyler olabilecektir diye düşünüyoruz. Yani şey diyebiliriz, toplumu ayak uydurma ile toplumu kendini uydurma gibi arasındaki farkı ortadan kaldırmak istiyorsunuz siz. Aynen öyle. Şimdi bir diğer husus sürekli gündeme gelir ama çok üzerinde durulmaz. Engelli insanlarımıza karşı yapabileceğimiz ne vazifelerimiz var diye. Bunlardan bir tanesi engelsiz yaşam merkezi kurulması ve onlara beceri kazandırma merkezinin açılması. Geçmişte 2004 yılı öncesinde bir özürler kültür merkezi açıldı ama bu özürler kültür merkezi bence çok daha aktif kullanılabilir. Bazı ufak tefek kurslar veya sosyal etkinliklerin harici çok işlevselliği yok diye biliyorum. Evet. Çünkü STK'ların düşünceleri bu şekilde görüştüğümüz. Burada Bedensel ve Zihinsel Engeller Derneği yöneticilerine de şükranlarımı sunuyorum. Onlar da bu projeyi desteklediklerini ve uygun gördüklerini belirttiler. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi özellikle merkezli olarak Engelsiz Yaşam Merkezi olarak veya Özürler Kültür Merkezi bu merkezde çok iyi bir şekilde burası kurulabilir. Örnekleri var, bir detaylara girmeden devam edeceğim. Diğer programlarda inşallah daha iyi açıklarız. Ayrıca bu engellilerimize bilgi ve beceri kazandırabilirsek, onları üretime ve kendi ayakları üzerine durabilecek şekilde getirebilirsek ne mutlu bizlere diye düşünüyoruz. Tabii süremizi eğer yaklaşırsak son 5 dakika vereceğim, çok memnun olurum. Şimdi bir de ya aslında en fazla acaba dediğimiz ama lanse etmeye karar verdiğimiz projelerin bir tanesi gençlerin çok büyük ilgi görüyor. Allah hepsinden razı olsun, beni telefonla arayıp fikir verenler bile var. Şimdi Türkiye'de son yıllarda otomobil sporlarına çok büyük bir merak var. Şehrimizde dahi rallicilerin. Aynen öyle. Şehrimizde dahi çarşıda, sanayide birçok bu işi hobi ve merakından dolayı offroad veya arazi aracına çeviren meraklılarımız var. Modifiye araçlar çıkıyor. Şehirde de görüyorsunuz yüksek volümlü motor gücü sesinden büyük jantlı lastiklerine varana kadar hakikaten arazi araçları. Bu insanların bir zevki, yaşam tarzıdır. Gelin Sivas'ı bu konuda bir cazibe merkezi haline getirelim. Nasıl yapalım? Bir örnekle açıklayayım. Geçmişte birkaç yıl önce bir esnafımız bir vefat etti. Elin bir olaydan dolayı. Kendisi offroad sporuna meraklıymış. Evet. Ve Karadeniz'den offroad kulübü, Karadeniz offroad, Trabzon offroad kulübü de herhalde konvoy halinde geldiler, taziye verdiler ve döndüler. Demek ki bir Trabzon'da dahi 20-30 araçlık bir konvoy yapacak kadar bu işe merak salan, şehir dışına kadar yolculuk edecek insanlar var. Biz diyoruz ki Otomobil Sporları Federasyonu'na beraber Sivas'ın en uygun noktasına bir arazi aracı yani offroad parkuru yapmayı arzu ediyoruz. Bu Melih Seçilmiş'in Saadet Partisi
belediye başkanı da Melih Seçilmiş'in fikri ve projeleri devam ediyor. Ama Sivas kamuoyunda eğer tartışmayı açtık da bir şeyler kazandırabilirsek ne mutlu. Evet. Bu off-road pistiyle beraber gençlerimize zaten çok fazla trafikte bizim rahatsız olduğumuz bazı spin dediğimiz veya drift dediğimiz bazı olaylar var. Bunları da trafikten engellemek için buna aslında drag pisti diyorlar. Bir drag pisti de oluşabilir. Ben hep böyle şehir dışında bu aslında birçok ilde uygulanıyor derken bu afaki bir de bir söylem değil. Mesela en son haberlerden bir tanesi Kahramanmaraş'tı yanılmıyorsam. Mersin ve Antalya'da da olsa gerek. Çünkü hakikaten bu sporlara meraklı olan gençlerimizin veya ilgililerin sayısı oldukça artıyor genç yaşlı. Dediğim gibi Sivas'a neden bir off-road pisti kurulmasın? Bu sadece Sivas'ta bu sporla ilgilenen insanların meraklarını veya sporlarına imkan sağlamak evet. amacıyla değil de Sivas'ın bir cazibe merkezi haline gelmesine bir sebep olur. Burada bir yarışma düzenlenmiş olsa, ulusal medyanın veya spor merkezlerinin buraya bir odağı çekilmesi. Ki albenisi de çok onun. Evet. Ve bu da şu diyebilir ki şehrin işte marka değerini artırmak böyle oluyor. Zamanında Sivas Spor'la artırıldı. Şehirde Sivas Spor birincilikten önce kaç otel ve turistik veya sosyal tesis vardı? Şimdi kaç tane var? Ulusal medyanın, dört büyük futbol kulüplerinin, gerçi artık dört büyükler de artık şaştı gitti diyelim. Evet. Büyük futbol kulüplerinin, havuz medyasının, buralara canlı yayın, gazetecilerin, futbol diyelim ki ya hakem veya federasyon yetkililerinin hepsinin buraya gelmesi, büyük derbilerde burada bir sinerji oluşması şehrin silüetini, o günkü aktivasyonunu, enerjisi çok değiştiriyor. Ve spor camiasına gelen bir kişi olarak siz de buna evet. hak vereceksiniz. Zaman zaman yaşıyoruz zaten. Evet. Sivas'ın spor konusunda bir geleceğinin ben otomobil sporları konusunda yapılacak adımlar olarak düşünüyorum. Evet. Süremiz devam ediyor mu? Az bir süremiz kaldı peki, Sayın Başkanım. Hızlıca onu devam edeceğim. Sivas'ımıza biz bunu esnaf odalarına da sunduk. Sivas'ımızın sıkıntılı kültürel ve ekonomik bir sıkıntısı sanatlar aktarılmıyor. Çırak yetişmiyor. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Berberlerimiz çırak bulamıyor. Kesinsiz eğitim hepimiz için, çocuklarımız için olmazsa olmaz ama çıraklık ve mesleki yeterliliklerin de aktarılması gerekmekte. İki kalaycımız var bildiğim kadarıyla. Biri aktif, biri çalışmıyor herhalde. Bu iki kalaycımız da bu işi bırakırsa mesela bu işi kim yapacak? Kapkacak yok ama bu mesleklerin aktarılması gerekiyor. Daha önceden teşebbüs edilmiş 2003'de ama yarıda kalmış. Biz yatılı çıraklık okulu kurulmasını arzu ediyoruz. Tüdemsaç'ta bu uygulama yapılmıştı. Çok kaliteli Tüdemsaç işçileri, üretken personeller yetişti. Bu Esnaf Odaları Birliği, Milli Eğitim ve Ticaret Sanayi Odası'na ortaklaşa böyle bir yatılı çıraklık okulu kurulabilir. Biz diyoruz ki bize bu görev nasip olursa biz tanzim satışlara prensipte karşıyız. Bunun yerine tarımsal girdilerin azaltılmasını veya bir borsa kurularak fiyatların biraz daha optimal hale gelmesini istiyoruz. Ama Cenab-ı Allah'ın insana, Sivaslı insanla en büyük bahşettiği doğal nimetten bir tanesi sıcak çelimik kaplıca suları. Gelin diyoruz ki sıcak çelimikte biz organik sera tarımının önünü açalım. Geçmişte düşünüldü. 3 adet karanfil serasında çok verimli çalışmalar yapıldı. Bunların detaylarını, miktarlarını, hesaplarını, üretim değerlerini dahi paylaşmaya hazırız. Bizim hesaplarımıza göre bu tanzim satışların gündeme geldiği bir dönemde sıcak çermikte 150 bin metrekarelik bir alanda, yani 150 dönümlük bir alanda bir termal organik tarım seraları yapılır ise büyük miktarda şehrimize girdi sağlayacak. Belediyenin işi değil bu. Evet. Esnaf odalarımız beni iyi dinlesin. Çünkü her esnafımızın kendi mesleği ayrı. Onu satacakları başkası öncülük yapabilir diye düşünüyoruz. Bunu bazı yerlerde dile getirdik. Yine dile getireceğim. Biz amatör spor kulüplerinin yanındayız. ASFK dediğimiz. Şu anda 4 ev stadyumunun yıkılmasıyla onlar biraz ortada evet, kaldı. Mağdur oldu. Evet, ben bunu bir başka bir televizyon kanalında söyledim. Sayın Valimiz herhalde bu konuya ilgilenmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ama biz Muhsin Yazıcıoğlu spor tesislerinin genişletilerek amatör spor kulüplerine de burada istihdamı ve çalışma yürütülmesini istiyoruz. Son iki maddem. Mevcut belediye hizmetlerinde iyileştirmeler yapıldı geçmiş dönemlerde. Örneğin sağ olsunlar başkanlarımızdan da Allah razı olsun. Cenaze malzemelerinin bir kısmını kefen vesaire belediye karşılıyor. Bu karşılık beklemiyor. Bağış kabul ediyorlar ama biz diyoruz ki biz yemek ikramında da bulunmayı arz ediyoruz. Yaklaşık olarak bizim araştırmamızda 9 yıl bunu uyguluyor. Çok da güzel. İnanın çok büyük meblağlar değil ama her bir cenazeye bu ikramlarda yapılabilir. Son olarak Sivas'ın kaybolan kültürel değerlerinden bir tanesi Sivas halısı.
Hiç Somuncu Baba Külliyesi'ne gittiniz mi bilmiyorum. Dağrende de bir şehir müzesi hazırlanmış. Biz bir şehir müzesinin kesinlikle Sivas'ın ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bunu yine Saadet Partisi Belediye Başkanı Melih Seçmiş olarak söylüyorum. İki değer, bir şehir müzesi, bir Sivas halısı sergisi veya müzesi. Sivas halısı bizim aslında kıymetini bilmediğimiz, aslında kendi branşında çok üstün bir kültürel değer. Bundan dolayıdır ki bu halının sergilenmesi, dokuma veya yaşatılması konusunda teşvikler var. Ama yer konusunda birkaç alternatifimiz var. Kale koruma planında yapılacak olan kale evleri bu iş için kullanabilir bir. İkincisi de jandarmanın tekrardan hükümet meydanından yapılandırılması, yeni tesislere taşınmasının gündemde olduğu bazen haberlerde geçiyor. Tarihi binada çok güzel şehir müzesi ve halı sergisi olur. Evet, şimdiden de ben böyle bir projenin arkasında olacağımı belirtiyorum. Evet. Ve bugünlük böylece sonlandırmış olalım. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben biraz önce de bahsettiğim biraz bir süre kaldı. Bu süre içerisinde elbette ki her yere gidiyorsunuz ama gitmediğiniz yerler elbette ki zamanla da gideceksiniz. Seçmene neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alayım. Sivas halkı her şeyin iyisine layık, güzeline layık. Hakikaten Melih seçilmiş olarak bizler şehrin devlet bütçesinde telaffuz edilen eski parayla katrilyonlar şimdiki milyar TL'lik projelerden ziyade şehrin öncelikli meselelerini tespit etmeye, halkımızın ihtiyaçlarını gidermeye veya onların istekleri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Gelecek günler hepimiz için daha hayırlı olur inşallah diyoruz. Bizi beklemeye, bizi izlemeye devam edin diye sözümüzü bağlayalım. Hepsi iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim, seçime doğru programının konuğu Saadet Partisi Belediye Başkanı adayı Sayın Melih Seçilmiş'ti. Yeni bir seçime doğru programında buluşmak üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürler. İyi akşamlar.